Alo. Ha, Cemil Bey, benden istediğiniz o dosyanın resmini gönderdim size. Aferin sana. Doğrusu bu kadar çabuk halledebileceğini düşünmüyordum. Bekle, bakıyorum. Bu ne lan? Dosyanın fotoğrafı. Refik. Gerçekten bunu yapacak kadar aptal olduğunu düşünmek istemiyorum. Yine ne kusur işledim Cemil Bey? Ben sana dosyanın fotoğrafını çek derken bütün sayfaları teker teker fotoğrafını çekmen gerektiğini nasıl anlamazsın? Sen beni delirtecek misin? Çıldırtacak mısın beni Refik? İki gözüm önüme aksın ki bilemedim ben Cemil Bey. O yüzden size sordum ya. Hani bu dosyanın fotoğrafını ne yapacaksınız diye. Kes sesini, kes. Sana yarına kadar süre veriyorum. Eğer o dosyanın her sayfasının fotokopisini bana yollamazsan, kızına kalp bulmak için annesini öldürdüğünü Fırat'a söylerim. Biliyorum, çok kötü bir konu. Lütfen konuş benimle Nazlı. Keşke seni hiç getirmeseydim buraya, hiç anlatmasaydım bunları. Ama ben seni korumak istedim. Bir arkadaşın olarak bunları bilmen gerektiğini düşündüm ama yanılmışım. Yok, sen doğrusunu yaptın Sibel. Sen gerçekten iyi bir arkadaşsın. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Aslında düşünürsek Fırat yalan söylemedi hiç. Tamam, bu gerçeği sakladı ama Cemil'i öldürmek istediğini başından beri biliyoruz. Ayla da geç yapacak bunu. Fırat Cemil'i öldürmeyecek. Kimseyi öldürmeyecek. Bak, Fırat Cemil'in annesini öldürdüğünü düşünüyor. Şu an durmasının nedeni elinde hiçbir kanıt olmaması. Ama küçücük bir işaret bile bulsa intikamını alacaktır. Bak, şu son olaylardan sonra Fırat'ı seni ne kadar çok sevdiğini anlat. Ama ne olursa olsun bu savaş devam ettiği müddetçe en çok zarar gören sen olacaksın. Fırat bunu asla istemez. Fırat'ın yanında olmak demek ölümlere ve tehlikelere hazır olmak demektir. Sen bunu istediğine ve yapabileceğine emin misin Nazlı? Alo. Nazlıcığım. Merhaba, Cemil ben. Özledin mi beni? Allah'ın cezası. Uzak dur benden. İlla parmaklarımı yorduracaksın bana. Emin ol, senin iyiliğin için söyleyeceklerimi dinlemelisin. Fırat'ın şirketinin yakınlarında bir kafeye gidiyorum şu an. Kararını değiştirirsen gel. Senden haber bekliyorum. Deniz kenarında bir ev yapmışam. Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışam. Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışam. Bir yar için terki diyar olmuşam. Ya yeter. Yeter, içim şişti. Allah aşkına şurada hava ne güzel, çocuk yiyoruz. Seni söyledim, Türkiye'ye bak ya. Zaten beceremelisin. Bırak, ben yapayım bari sucukları ya. Lan bırak. Oğlum Allah'ım, tipe bak ya. Oğlum, ben senin adını telefona şifre diye kaydetsem yemin ediyorum yetersiz karakter der almaz ha. Hem yiyor hem vıdı vıdı ediyor ha. Beyler. Ya ayıptır, biraz personele de verelim. Hepsini yiyecek halimiz yok. Tamam, ben hallediyorum. Ben Aynur'a söyleyeyim de. Oh, 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 oh.
Aynur. Yukarıda sucuk ekmek partisi veriyoruz. Bütün personele söyle gelsinler. Sen de tabii. Tamam Mestan Bey. Ha Mestan, Fırat Bey odasında mı? Yok, terasta. Sen niye böyle telaşlısın? Bir şey yok da acilen konuşmam lazım onunla. Tamam, sen odasına geç, ben de haber vereyim. Tamam, sağ ol. Bizim beyin Fırat'ın babasına bir miktar borcu varmış. Tahsil etmek için oğlunu göndermiş. Aralarında münakaşa çıkmış. Bizim bey arkasını dönüp giderken sırtından tabancayla vurmuş. Nazlı? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? ...16 yaşında birini öldürdüğün doğru mu? Kim söyledi sana bunu? Demek doğru. Sibel mi söyledi? Hı? Yoksa Cemil mi? Sen de koşarak buraya gelip benden hesap soruyorsun, öyle mi? Ya kimin söylediğinin ne önemi var? Ya sen birini öldürdün... ...ve pişman değil misin? Söyleyecek hiçbir şeyim mi yok? Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Öyle olması gerekiyordu, oldu da. Kimseye verecek hesabım yok. Nazlı. Nazlı bak, benim hayatımla ilgili bilmediğim pek çok şey var. Bunların hiçbirinin önemi yok, tamam mı? Hepsi senden önceydi. Peki intikamı? Cemil'i öldürecek misin Fırat? Annemin katilini sağ bırakamam. Hiçbir şey olmamış gibi yaşayamam. Ya mezarına bile gitmeye utanıyorum, anlıyor musun? Odasına giremiyorum. Eve gittiğimde sanki bir el beni sıkıyor. Nefes bile alamıyorum Nazlı. Annen bunu ister miydi peki? Ha? Oğlunun intikam için hayatını tüketmesini, canını, hayatını hiçe saymasını ister miydi? Hangi anne böyle bir şey ister Fırat? Fırat, bak yalvarıyorum. Ne olur annen için vazgeç bu işten. Asla. Annemin katilini yaşatmayacağım. İster Cemil olsun, ister başka biri. Yapacağım son şey bile olsa... ...o pisliği geberteceğim. Şerefim üstüne yemin ederim, geberteceğim. Neredesin? Müzik.